süredir size mindfulness'tan bahsediyordum. Mindfulness'ın ne olduğundan, nasıl hayatımıza entegre edebileceğimizden. Bu hafta mindfulness'la ilgili çok önemli bir eğitime başladım. Bu eğitimin 3. günündeyiz bugün. Ve yaklaşık 1,5 yıl sürecek. Ve tabii ki bu eğitimi Türkiye'ye getiren Mindfulness Institute'un kurucusu olan Zümra Hanım'la bu konuyu biraz konuşmak için sizlerle bir araya getirdim. Merhaba. Daha önce eminim duymuşsunuzdur ama duymadıysanız da muhakkak araştırmanızı öneririm. Ayrıca bir de kitabı çıktı. Yeni bir kitabı da çıkacak. Değil mi? Evet. Eli kulağında diyelim. Evet, evet. O kitabı da muhakkak almanızı, satın almanızı isterim. Şimdi biz 3 günden beri sohbet ediyoruz. Daha önceden beri aslında sohbet ediyoruz. Daha uzun zamandır tanışıyoruz ama 3 günden beri eğitici eğitmenliği üzerine, daha derinlemesine eğitime başladık. Bu eğitimle ilgili bize sürekli sorular sorular. Ben de birkaçını bugün sizler için sormak istiyorum. Sorabilir miyim? Tabii ki de. Tabii ki de. İlk günden beri sorulan şöyle bir soru var. Bu mindfulness'la tanıştığım ilk günden beri. Buradaki niyetiniz, amacınız, sizi buraya getiren şey ne diye? Ben şunu merak ediyorum. Bu eğitimi Türkiye'ye getirmenize, yani bir daha fazla uzman yetiştirmeye dair bir amaç edinmenize sebep olan düşünceler neler? Evet, niyet, motivasyon tabii çok önemli. Yoksa bu kadar zorlu işlerin altından kalkmak nasıl olurdu bilmiyorum. Ama benim motivasyonum şuydu. Yani yıllardır bu işle ilgileniyorum. Hem önce akademiyle başladım. Sonra klinik boyutu, işte grup çalışmaları, kendi eğitimlerim zaten çok uzun süre sürdü. Çok emek verdim. Siz bir de bunu yurt dışında falan aldınız. Evet, biz yani şanslıyız ki burada alabiliyoruz. Evet, benim için çok zordu o süreçler. Yani her anlamda çok zordu. Zaman açısından, süreç açısından. Ve bir süre sonra artık o kadar birçok grup düzenledim ve şunun farkına vardım. Gerçekten de derinlemesini öğrenmek istiyor kişiler ve çok zor onlar için. Kolay değil. Dil bariyeri var, zaman bariyeri var. Yurt dışına gitmek çok zor ve yurt dışındaki ekiplerin hepsini tanıyorum ve ilişkim var. Neden olmasın dedim. Neden burada olmasın ve neden bu iş daha iyi yapılmasın? Çünkü yani bu global bir eğitim aslında bu sayede. Tabii burada yani alabiliyoruz. Etik ve akreditasyonu olan bir eğitimi alma olanağına herkesin ulaşması gerekiyor ve gerçekten bu işin iyi, düzgün, düzenli yapılabilmesi için de buna ihtiyaç var. Son dönemde sanki buna daha fazla ihtiyaç duyar olduk. Yani anda kalmak, anda kalmak. Bu aralar çok popüler bir kavram. Mindfulness'a ihtiyacımız var. Çünkü evet, anda kalmak çok önemli. Bir boyutu tabii. Şu anda her şey mindfulness'a şu anda sınıfında geçiyor. Evet. Şu anda olmak çok önemli bir şey. Dikkatimizi bu ana toparlayabilmek. Bu gerçekten hepimizin problemi. Değil mi? Değil mi? Evet. Yani şehir hayatının özellikle bu koşturmacasında bu kadar uyaran. Bu kadar uyaran varken sürekli aklımız bir sonraki adımda ne yapacağımızda, iki sonraki adımda ne yapacağımızda, planlarımızda ve bu bizi şu anda temasımızı yitirmemize neden oluyor ve bütün araştırmalarda gösteriyor ki mutluluğumuzu, o anlık mutluluğumuzu, uzun vadedeki iyi oluşumuzu gerçekten düşüren bir şey. Şu anda temasımızın kesilmesi. Peki şöyle bir şey var mı? Yani evet, bunun eğitimini almak, bu, daha doğrusu bu pratiği öğrenmek değil. Bu eğitimden daha başka bir şey çünkü bence. Yani okul gibi bir şey değil ama bir yaşam tarzı diyebiliriz. Evet, yani mindfulness'ı öğretmek, yapmak, uygulamak için gerçekten önce her şey kendinizde başlıyor. Önce kendi pratikleriniz, kendi uygulamanız ve bunu bir yaşam biçimi olarak benimsemek. Çünkü bu kavramsal değil, daha deneyimsel. Gerçekten milyonlarca kelime söyleyebiliriz, milyonlarca tanım verebiliriz ama hep havada kalacaktır. Bunu yaşamak ve yapmak gerekiyor. O zaman bu kelimelerden birkaçını bence hani en azından bütün gün konuştuğumuz kelimelerden birkaçını belki konuşabiliriz. Mesela tutumlardan bahsetmiştik değil evet, mi? Evet. Mindfulness hep şu anda kalmak değil diyoruz. Bunu bir tutumla yapmak. Kabul var, yargısızlık var, başlangıç ruhu var. Her şey başlangıç ruhuyla yapmak. Sabır var. Ve her şeyden, hayatın her yerinde her olan şeyler. Her şeyden şefkat var. Ve son dönemde tabii ki çok duyduğumuz şefkat kavramı. Evet, evet. İkinci kitap hatta şefkat evet. Üzerine. Çünkü şefkat ve mindfulness birbirinin ayrılmaz parçaları. Şefkat kelimesini bence biraz açalım. Çünkü bu kelimeyi öğrenmeye çok fazla ihtiyacımız var. Yani duymak bile aslında bazen hani eğitim boyunca konuştuğumuz dostça, şefkatle kendine yaklaşmak kavramı
bunun günlük hayatı nasıl? Çünkü yani anda kalmak bile acımasızca bir şeye dönüşebilir. Anda kalmadığımız için kendimizi suçlu hissedebiliriz. Zihnimizde bu kadar düşünce olduğu için bilmek bazen bizim kendimizi daha çok eleştirmemize neden oluyor. Çünkü bildiğimiz zaman yapamadığımızı gördüğümüz zaman bildiğimiz şeyleri, bir şeylerin 10 adımını, 7 adımını bilmek yetmiyor. Bunu yapın, onu yapın diye dikte edilen şeylerde bazen sonunda yaşadığımız şey bu oluyor. Yapamıyorum. Evet biliyorum yani bilmek ve yapamamak daha büyük acı veren bir şey. Onun için bilmek ama yapamadığın zaman da şefkatle yaklaşabilmek, bu zorlukları da her şeyden önce kendimize karşı şefkat duyabilmek. Çünkü aksi çok zor. Aksi gerçekten yapıcı değil, daha da yıkıcı hale dönüştürüyor. Şefkati hayatın her alanında aslında kendimize göstermemiz lazım. Evet, yapabileceğimiz her şey, çabaladığımız her şeyi yaparken hep şefkat yardımıyla yapmalıyız. Arkadaş, ki çünkü yani dostça. Çünkü yapamadığımız zaman, bilip de yapamadığımız zaman daha kötü bir sonuç elde ediyoruz. Bizim temel problemimiz bu. Aslında biliyoruz. Hepimiz her şeyi biliyoruz. Kitaplar, internet artık bize her şeyin yolunu gösteriyor. Bilgiyi gösteriyor ama tutum bilmekten bizi yapabilmeye geçiriyor. Yani bilen kişi değil, yapabilen kişi olmak için bir takım becerileri, tutumları bir beceri olarak görüp öğrenebilmek gerekiyor. Hayata entegre etmek. Yani okumak yeterli değil. Okumak olmak ve bilmek yeterli değil. Gerçekten de yapabilmek için okumak ve bilmek yeterli değil. Ve hep insanlar bunu karıştırıyorlar bence. Yani bir şeyi okuyup ertesi gün öyle yaşamayı bekliyorlar ama mindfulness dediğimiz bilinçli farkındalık. Evet. Zümra Hoca'nın çevirisiyle kelime. Evet. Çünkü yani o kadar dile kolay kelimeler bunlar. Yani mindful ol veya olma. Şefkatli ol ama veya olma. Değil. Ama dile kolay. Onun için bu eğitimler bu kadar uzun ve disiplinli yapılmalı. Yani bunu önce kendi içimizde gerçekten vücut bulmalı. Söylediğimiz kişileri, önerdiğimiz şeylerin yardım veren kişiler olarak önce bizde vücut bulması gerekli. Ondan sonra yoksa hep yüzeyel ve hep karşıdaki kişiye yarardan çok zarar sağlayan bir şey haline geliyor. Çünkü şöyle diyor, bunun bir yolu varmış. Evet bu kolay gibi de söyleniyor. Ama ben neden yapamıyorum? Bu sefer insanın gittikçe zamanla deneyip yapamadıkça veya geri döndükçe o şefkatle, o yargısızlık ve kabulle yaklaşmadığı zaman bu sefer şevki kırılıyor. Artık inancı da yitiriyor. İnancını da yitiriyor. Hem uzmanlara, hem kendine, hem kitaplara, hem bilgilere. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani insanlar bunu hayatlarına bir şekilde entegre etmeyi, hani gelmeden de çabalıyorlarsa şayet bunu düzenli yapmaları. Diyelim ki bir meditasyon ses kaydına ulaştılar. Evet, onu düzenli. Yani mindfulness şunu söylüyor size. Kavramlar değil, gel yap diyor. Çünkü zihnimizin yarattığı bir problemi zihnimiz bazen çözemiyor. Otur, sabırla otur. 10 dakika, 15 dakika bu düzenli, senin için düzenlenmiş olan pratiği her gün yap. Beklentin olmadan yap. Sabırla yap. Yani o zaten yaptığımız uygulamaların kendisi bize bunu öğretiyor. Bir örnek oluşturuyor. Bir mutfak hazırlıyoruz ve orada yemeği yapıyoruz, pişiriyoruz. Ondan sonra yenilmesi için sunuyoruz. Yani kişi kendi mutfağında kendi yemeğini kendisi yapmayı öğreniyor. Kesinlikle. Aslında bir anlamda burada. Bu çalışmanın bu içinde. Bu anlamda biz bile hala daha aslında bu pratiği kendimize yedirmeye, öğrenmeye, hayatımıza entegre etmeye. Bir farkındalığın bir sonu yok. En güzeli de bu zaten. Yani kendini gerçekleştirmenin bir sonu yok. Farkında olmanın bir sonu yok. Mindful olmanın bir sonu yok aslında bakarsan. Ve dolayısıyla aslında bundan sonraki sürecimizde ömrümüzün sonuna kadar böyle yeni farkındalıklarla devam edeceğiz. Evet, yani yaşam boyu, yani iyi haber, her şeyi öğrenebiliriz. Daha huzurlu, daha mutlu, daha refah içinde yaşamanın yolları var. Kötü haber, bunları hep devam ettirmek durumundayız. Bunları hep uygulamak, hiçbir zaman sonuna vardırmamak durumundayız. Ama bunu öğrenip bildikten sonra, uyguladıktan sonra bu bir uygulanacak bir ödev veya bir görevden ziyade bir keyif, yani yaşamı keyifle geçirmek ve yaşamın içine entegre etmek, onun için bahsediyorum. Aslında. Bununla birlikte yaşayabiliriz. Bunları her an uygulayabiliriz aslında. Bugün, bu 3 gün boyunca Günter ve sen vardın. Günter evet. Almanya'dan geldi evet. Bu eğitimi düzenlemek için. Bundan evet. sonra da başka yabancı hocalarla devam edeceğiz. Günter bu alanın en iyilerinden birisi. Gerçekten çok büyük bir programın içinden evet. bize geldi. Çok şanslıydık. Ben de kendimi çok şanslı hissediyorum gerçekten onunla birlikte eğitim verdiğim için. Bundan sonrakiler de öyle. Günter yine defalarca gelecek. Daha yine alanında çok uzman olan kişilerle hep beraber. Umarım çok keyifli bir vakit geçecek. Olacak. Süreci keyfini alacağız biz de bence. Muhtemelen artık yeni şeyler keşfettikçe belki paylaşıyor oluruz burada. Evet, kesinlikle çok isterim. Çok, çok sağ teşekkürler ol Barış. Tekrar. Buna vesile olduğun çok için. Sağ ol.